yine bir sempozyuma katılmak üzere bu kez İsveç'in yolunu tuttuk. Bir yandan sempozyuma katılımcılığımızı gerçekleştirirken, diğer yandan Avrupa'nın en demokratik, varlıklı ve insan haklarına saygılı ülkelerinden olan İsveç'in özellikle kültür, sanat ve müzecilik alanındaki yaşam biçimini de ekranlarınıza taşımak bir diğer görevimiz. Ve elbette dünyaca tanınmış İsveçli grup ABBA'nın şarkılarıyla. Öğretim üyesi, araştırmacı yazar sevgili doçent doktor Şevket Öznur ile gerçekleştirdiğimiz bu yolculukta Türkiye Ankara Merkezi Türk Kültür Araştırmaları Kurumu ile İsveç'in Uppsala Üniversitesi işbirliği ile İsveç'in üniversiteler kenti olarak anılan ve dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 10'da yer alan Uppsala Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek Türk Dünyası Sempozyumunda Kuzey Kıbrıs'ı temsilen Şevket Öznur, İsveç arkeolojisinin Kıbrıs'a katkıları başlıklı bildirisini, ben ise Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi'nde İsveçli BM askerleri başlıklı bildirimizi sunmuş olacağız. Ama onun öncesinde ve sonrasında elbette Stockholm ve Uppsala kentlerinde kameramızla birlikte dolaşacağız. İstanbul'dan İsveç'in Arlanda Havaalanı'na uçuş süremiz yaklaşık 3,5 saat sürecek. Ve uçuşumuza başlarken kısaca İsveç hakkındaki bilgilerimizi tazeleyelim dilerseniz. İsveç veya resmi olarak İsveç Krallığı, Kuzey Avrupa'daki İskandinavya Yarımadası'nda yer alan bir ülke. Sınır komşuları batı ve kuzeyden Norveç, doğuda ise Finlandiya'dır. İsveç bunun dışında güneyinde yer alan Öresund Köprüsü ile Danimarka'ya da bağlıdır. İsveç Avrupa Birliği ülkeleri arasında en büyük üçüncü ülkedir. Ülkenin toplam nüfusu 9.3 milyon olup ancak nüfus yoğunluğu güneye doğru gidildikçe ivmeli şekilde artar. Ülkedeki halkın %85'i kentlerde yaşar. İsveç'in başkenti aynı zamanda ülkedeki en büyük kent olan Stockholm'de 1.3 milyonu merkezde olmak üzere 2 milyon insan yaşamaktadır. Ülkenin diğer büyük kentleri sırasıyla Göteborg ve Malmö'dür. İsveç, meclis sistemine sahip, meşruti monarşi ile yönetilen bir ülkedir. Ekonomi bakımından gelişmiş bir ülke olan İsveç, The Economist'in demokrasi indeksine göre birinci sırada olup, Birleşmiş Milletler'in insani gelişme endeksine göre de yedinci sıradadır. Ülke bunun yanında 1 Ocak 1995 tarihinden beri bir Avrupa Birliği ülkesidir. İsveç, Orta Çağ'dan beri bağımsız ve tek bir ülkedir. Modern merkezi yönetim ise ilk defa 16. yüzyılda Gustav Vasa'nın kral oluşuyla başladı. 17. yüzyılda ülke İsveç İmparatorluğunu kurmak adına genişletildi. Ancak İskandinavya dışında fethedilen yerlerin büyük bir kısmı 18. ve 19. yüzyıllarda kaybedildi. İsveç'in bugün Finlandiya'da kalan doğu yarısı 1809'da
Rusya tarafından ele geçirildi. İsveç'in yer aldığı son savaş ise 1814 yılında gerçekleşti. Bu savaş İsveç'in komşusu Norveç'i tek bir ülke altında birleştirmeye zorlamasıyla baş gösterdi. Kurulan birlik 1905 yılına kadar sürdü. 1814'ten beri İsveç barış politikası izlemekte ve savaşa dayanmayan bir dış ilişkiler siyaseti gözetmekte, çıkan çoğu savaşta tarafsız kalmaktadır. Sonunda 3,5 saatlik yolculuğumuzu tamamlayarak sessiz ve sakin bir havaalanı görünümündeki Arlanda'ya inişimizi gerçekleştirerek havaalanı çevresinde yer alan otelimizin yolunu tutuyoruz. Otele yerleşmemizden sonra fazla zaman kaybetmeden metroyla Stockholm merkeze nasıl gideceğimizi öğrenerek yola düşüyoruz. Arlanda Havaalanı içerisinde yer alan, biraz daha pahalı ama hızlı, ayrıca Wi-Fi hizmeti de veren metro biletlerimizi alarak yola koyuluyoruz. İsveç'te birçoğu eski zamanlardan beri devletin bilim ve tarihe ayrılmış çok sayıda müzesi var. Müzelerin çoğu ülkenin başkenti Stockholm'de yoğunlaşıyor. Şehir Avrupa'da müze merkezi olarak bilinir ve 80'den fazla farklı müzesi var. Metro yolculuğumuzda kah dışarıyı seyrederek, kah Wi-Fi hizmetini kullanarak kısa sürede Stockholm City'ye ulaşmış oluyoruz. Şu anda Stockholm'un merkezinde bulunmaktayız. Bu merkeze hızlı trenle geldik Arlanda'dan. Yaklaşık 20 dakikada. Şimdi de yürüyerek müziler bölgesine doğru yolculuğumuzu başlatıyoruz. Metro istasyonundan çıktıktan sonra ilk hedefimiz, zaman kaybetmeden İsveç'in başkenti Stockholm'deki Medelhavsmuseet
yani Akdeniz Medeniyetleri Müzesi'ne doğru rotamızı çiziyoruz. Kıbrıs dışında Kıbrıs'a ait eski eser koleksiyonlarının sergilendiği en önemli müzedir Akdeniz Medeniyetleri Müzesi. Bu arada New York Metropolitan Müzesi, İngiltere British Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki onlarca müzede Güneş ve Tarih Adası Kıbrıs'a ait eserler sergilenmektedir. İsveçliler gerçekten bisiklet kullanmasını çok iyi biliyorlar ve çok da yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Bu da tabii ki trafikte biraz da sessizliği birlikte getiriyor. Çünkü İsveç'e, Stockholm'e ilk iner inmez hissettiğiniz şey bir sessizlikti. Hani genelde bir laf var söylediğimiz, sonra sonra insan Bağdat'a kadar gidebilirmiş. Biz de Stockholm City'de trenden indikten sonra sonra istediğimiz müzeleri bulmaya başladık. Arkamda görmem ve büyük bir kısmının Kıbrıs'tan getirilmiş olan bir müze, Akdeniz Müzesi yer almaktadır. Şimdi onun içerisine doğru yavaş yavaş yürümeye başlıyoruz. İlk müze ziyaretimiz için Medenhaus Museum, yani Akdeniz Medeniyetleri Müzesi'ne ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Video kamera kullanılmasına izin verilmemekle birlikte akıllı telefonların fotoğraf ve video çekmelerine herhangi bir çekince görülmüyor müze yönetimince. Ve müze girişinde sözü Doçent Doktor Şevket Öznur'a bırakıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz müze Kıbrıs eserleriyle açılan önemli bir müze.
bilineceği gibi Kıbrıs eserleriyle açılan müzelerden birisi de İstanbul'un Arkeoloji Müzesi, ikincisi Metropolitan Müzesi ve tabii birçok dünya müzelerinde Kıbrıs eserleri vardır. Ama en önemlisi bu arkamda gördüğünüz 4 kişiyi İsveçli arkeolog 1927-1931 yılları arasında Kıbrıs'a gelerek ilk defa Kıbrıs'ta bilimsel açıdan arkeolojik kazı yapan ekipti. Ve bu ekip Kıbrıs dışındaki arkeolojik eserleri İsveç'e getiren ekipti. Ve dünyada şu anda Kıbrıs dışındaki en çok arkeoloji eseri Kıbrıs'la ilgili bu müzede bulunmaktadır. Tabii içerideki eserler bu materyallerin, eserlerin %10'unu oluşturmaktadır. Çünkü o kadar çok eser çıkarmışlar ki adada Ayayrin, İrimiyen, Akdeniz köyünden tutun, Guni, Soli ve daha birçok Mersinlik dediğimiz, Mersinika dedikleri İngilizce'de Mersinlik bölgesinde ve Kıbrıs'ın tarihi dönemlerini de bu 4 kişiyi bilimsel olarak açıklıyor. Mesela bildiğimiz Nikomikla Kalesi bu bilimsel eserlerle ortaya çıkıyor. Oradan bir kale olduğu ve tabii içeride de bir sürü eseri görmek lazım. Tabii insan burada olunca büyüleniyor, farklı bir dünyaya gidiyor. Umarım siz de bir gün buraya gelip bu eserleri görürsünüz. Gelemezseniz bile bizim aracılığımızla biraz olsun görmüş olacaksınız. Müzeyi gezmeye başlarken Kıbrıs'ta gerçekleştirilen arkeolojik kazılarla ilgili bilgi verelim sizlere. Kıbrıs'taki arkeolojik kazı çalışmaları içerisinde İsveç kazı heyetinin 1927-1931 yılları arasında gerçekleştirmiş olduğu kazılar ayrı bir öneme sahip. 1922-23 yıllarında Pierides ailesinin davetiyle Kıbrıs'a arkeolojik kazı ve araştırma yapmak üzere çok genç bir arkeolog olan Einar Gjerstad geliyor. Bu süre zarfında Prehistoria ve Tunç Çağı ile ilgili araştırma ve 4 arkeolojik alanın kazısını yürütür. Bu 1927-1931 yılları arasında gerçekleştirilecek olan muhteşem kazıların başlangıcını oluşturur. Kıbrıs'taki zengin tarihçeyi keşfeden İsveç Kazı ve Araştırma Heyeti 1927 Eylül ayında 3 arkeolog ve 1 mimar olmak üzere 4 kişilik bir ekip ile Kıbrıs adasına ayak basar. Arkeolojik kazı çalışmalarında görev yapacak heyetin başkanlığını arkeolog Einar Gjerstad yaparken adaya gelen heyet arkeolog Erik Sijokuist, arkeolog Alfred Westholm, namı diğer Alfiros ya da Alfredo ve mimar John Lindros'tan oluşmaktaydı. Tümü de 30 yaşın altında olan bu 4 İsveçli gencin Kıbrıs'ta geçirdikleri 4 yıllık süre zarfında yürüttükleri sistematik arkeolojik alan ve mezar kazı çalışmaları neticesinde ortaya çıkardıkları buluntular Kıbrıs adasının kronolojik tarihinin belirlenmesinde çok büyük rol oynar. ...1927-1931 Kıbrıs kazılarında açığa çıkarılan ve İsveç'te bulunan en önemli eserlerden bazıları şunlardır. Vuni Sarayı'ndaki Athena Tapınağı'nda gün ışığına çıkarılan, Kıbrıs'ın en güzel başı olarak nitelendirilen Tanrıça Athena heykeli, Engomi'de bulunan altın takılar, işlemeli kaplar,
Lapithos şehrinde bulunan geometrik döneme ait kaplar, Aya Erini'den arkaik döneme ait çok sayıda tasvir, Mersinaki'de Helenistik özellikler taşıyan heykeller ve kazısı yapılan diğer yerlerde ortaya çıkarılan paha biçilmez çok sayıda kireç taşından ve pişmiş topraktan, terakotadan yapılmış heykeller. Bunun haricinde Kıbrıs'taki şehir krallıklarına ait sikkeler, binlerce vazo, çanak, çömlek, metal bakır objeler, altın ve gümüş takılar ortaya çıkarılır. 1929 Kasım'ında Aya Erini yani Akdeniz köyünde Papaz Prokopius'un tarlasında bulmuş olduğu bir tapınağı yetkili mercilere bildirmesiyle birlikte arkaik döneme tarihlendirilen çok sayıda el değmemiş terakota heykelinin bulunmasını sağlar. Tapınakta küçük büyük değişik boyutlarda kıvırcık sakallı insan figürleri yanında 4 atın çektiği tam zırhlı savaş arabaları bulunur. Tapınaktan gün yüzüne çıkarılan eserler fantastik, eşsiz ve büyüleyici, heyecan uyandıran eserler olarak göz kamaştırır. Bu önemli koleksiyonun bir bölümü İsveç'te, diğeri ise Güney Lefkoşa Kıbrıs Müzesi'ndedir. İlk müze gezintimizi Akdeniz Medeniyetler Müzesi'ne yaparken bu güzel anları da fotoğraflamak gerektiğini düşündük. Müzeden ayrıldıktan sonra bu güzel şehri vaktimiz yettiğince gezmeye devam ediyoruz. Havaalanı bölgesinde kalıyorduk, yani Arlanda bölgesinde ve sürekli Stockholm'a gidebilmek için de Arlanda uçak alanı içerisinde yer alan oradaki trenlerle, hızlı trenlerle veya yavaş trenlerle Stockholm'a gidiyoruz. Stockholm'a gidiş ücretimiz Arlanda'dan kişi başı hızlı tren 20 dakikada gitmek isterseniz 270 kron yani yaklaşık bunu yarıya böldüğümüzde işte 135 Türk lirasına denk gelir. Normal bir trenle yavaş giden bir tren dediğimiz ama o da zaten 40 dakikada gitmektedir. Onunla gittiğinizde yarı fiyatına gitmektesiniz. İlginç olan şu vardı. Stockholm'dan gidiş dönüş bir bilet almıştık. Arlanda Stockholm, Stockholm Arlanda olarak. Ve dönüşümüzde trenlerden birinde bir arıza olduğu söylendi bizlere. Epey herkes orada bekledi yani tekrar Arlanda'ya gidebilmek için bir çözüm olmasını bekledi. Ve biz hiçbir ücret ödemeden herkesi taksiye bindirerek Arlanda Havalimanı'na yolcu ettiler. İşte bu da sistemin bir güzelliği. Gerçekten insan hakları konusunda, sosyal adalet konusunda dediğimiz İsveç her alanda kendisini gösterebilmektedir. Bunu insanlar yaşıyorlar bunu zaten. Stockholm'in şehir merkezinde birçok köprü var aslında ve bu köprülerle birçok yer birbirine bağlanmaktadır. Bu tabii ki farklı bir güzellik katmaktadır bu kente. İleride gemi turlarını yapan yerler vardır.
Stockholm'de de tıpkı diğer fiyortlar gibi denizcilik yüksek bir seviyede. Çok güzel tekneler ve buraya özgü birçok tekneyi görmeye ihtimalimiz var böylesi yerde. Stockholm merkezde dolaşmaya devam ediyoruz. Bu arada şunu belirtmekte yarar var. İstanbul'dan çıkışımız, çıktığımız zaman 20 derece bir sıcaklık vardı. Stockholm Arlanda Havalimanı'na indiğimizde 13 derecelik bir ısı farkı vardı. Yani yaklaşık 7 derecelik bir ısı farkı vardı. Şu anda saat 5 gösteriyor. Yani saat 17 ve hava biraz daha gitgide soğumaktadır. 5 itibariyle bütün müzeler burada tabii ki kapanıyor. Biz sadece bugün itibariyle Akdeniz Müzesi'ni gezebildik. Böylece Stockholm'de ilk günümüzü tamamlamış oluyoruz. İkinci günde buluşmak üzere.